Günaydınlar sevgili arkadaşlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah'a çok şükür bu haftaya da kavuştuk. Bu hafta da yeniden yeni konumla beraber birlikteyiz. Bugünkü konum kuğu kuşu olmak. Kuğu kuşu olmayı nasıl tanımlarsınız? Ben ilk önce bu soruyla başlayayım. Kuğu deyince aklımıza ilk önce ne geliyor? Suyun üzerinde mükemmel bir şekilde yüzen, romantik, muhteşem, masalsı bir kuş türü geliyor, değil mi? Yani birçok filmlere konu olmuş, birçok bestelere konu olmuş bir kuş türü. Ben Ankara'da olduğum için burada Kuğulu Parkımız var, biliyorsunuz. Yani mümkün olduğu kadar sık giderim. Yani Ankara'nın en güzel ortamlarından birisi, en yeşillik olan ve kuğu kuşlarından dolayı da oldukça dikkat çeken mekanlardan birisi, parklardan birisi. Ve gittiğim zaman da izlerim. Yani eğer o gün yuvasında değilse, o gün keyif yerindeyse, yüzmeye başlarlar ve ben onları izlemeye başlarım. Yani o kadar güzel süzülür ki yani sanki hiçbir çaba yokmuş gibi gelir. Sanki alttan biri alıyor ve onları çekiyor gibi gelir. Ama gerçekten öyle midir? Yani bu işin romantik kısmı, acaba işin diğer kısmı nedir? Yani Madonna'nın öbür kısmı nedir? Artık konuşmalarımı dinliyorsanız bu soruyu çok sık sorduğumu da artık fark ediyor olmalısınız. Yani her zaman her işin bir de öbür tarafı vardır. Kuğu kuşu aslında o kadar kolay yüzmez. Onun ayaklarındaki perdeler çok küçüktür ayakları ve aralarındaki perdelerden dolayı aşağıda büyük bir mücadele vermektedir. Yani siz onu kusursuz bir şekilde yüzerken gördüğünüzde o aşağıda büyük bir mücadele vermektedir. Yani o mücadeleyi durdurduğu an, yani o ayak çırpmayı durdurduğu an suya gömülüp gidecektir. Yani çok büyük bir mücadelesi vardır. Yani bu da bize Tanrı'nın, evrenin yani bir güzelliği bahşederken bir zorluğu da mutlaka verdiğini göstergesidir. Yani kuğu kuşunun mucizesi budur ama biz bunu görmeyiz. Biz daha çok masalsı kısmıyla ilgileniriz. Ve günlük hayatımızda da ne yazık ki bunu yapıyoruz. Yani ilk önce kendimize bakıyoruz. Yani kendimizle ilgili bir sürü suçlamalarda bulunuyoruz. Başarısız olduğumuz zaman diğer üstün gördüğümüz insanlara bakıyoruz. Sanki her şey bizim hatamızdır. Sanki bizim sadece ayağımız taşa takılmaktadır. Sadece bizim hayatımız mutsuzluklarla, acılarla geçmektedir. Ama başkaları ağzında gümüş kaşıkla doğmuştur. Onların her işi kolay gitmektedir şeklinde atfederiz. Ama bu neden kaynaklanır? Çünkü onları tanımadığımız için, karşıdaki kişilerin yaşantısını bilmediğimiz için ve kendi gerçeğimize, kendi gözlerimize bakmadığımız için bunu bu şekilde algılarız. Onların içine girdiğiniz zaman, yani o enleri gördüğünüz zaman, siz en güzel, en mükemmel, en başarılı, en zenginin peşinde koştukça ve o insanları da örnek olarak aldıkça aslında kendi gerçekliğimizin farkına varmayız. Ve bir mucize olsa, bir cin çıksa mesela neyi arzu edersiniz? Siz arzu ettiğiniz o ene ulaştığınız zaman, yani o kişinin yerine ulaştığınız zaman, oraya geçtiğiniz zaman fark edersiniz ki aslında o en değildir. Yani başka enler daha vardır. Ve siz tekrar o başka bir şeyin peşine düşersiniz. Yani bunun sonu gelmez. Çünkü toplum ve dünya bize bunu, mutluluk için bunu öngörüyor. Yani bunu olursanız mutlu olursunuz gibi bir dayatma var. Ve bu yüzden kendi gerçeğimizi fark etmiyoruz. Kendi yetersizliklerimizi çok çok büyütüyoruz. Eninde sonunda bir insanoğlu olduğumuzu unutuyoruz. Yani sizin o en olarak gördüğünüz insanların da bir iç dünyası var. Onların içerisinde de başarısızlık korkuları var, kaybetme korkuları var, yalnızlık korkuları var. Ve onların hayatları da bizimki gibi hiç kolay değil. Yani oraya ulaşmıştır ama bir de ulaştığı yeri koruma kaygısı var. Yani bu çok çok büyük bir kaygıdır. Geçen herhalde bir 5-6 sene önce okumuştum, tam ismini de hatırlayamıyorum. İngiltere'de bir iş adamı, mirası direkt... Serveti 1 milyar doların altına düştüğü için intihar etti ve 75 yaşındaydı. Kendini trenin altına attı. Yani bu öyle büyük bir kaygı yaratmıştı ki üstünde sanki bir anda yok olacakmış paniğine düştü ve 75 yaşında intihar etti. Belki yaşayabileceği ne kadardı bilemezsiniz, belki 10 yıl daha ve 10 yıl için, yani 10 yılda gözünün önünden kayboldu ve bu da yaşadığı stresin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Yani biz kendi içimizde, yani bazen o kadar basitlikler yaşıyoruz ki yani o çok çok büyük üstün gördüğümüz insanların yanı sıra bazen televizyon karşısında oturup bir çay içmek, belki bir çekirdek çitlemek o kadar büyük bir lüks ki. Ama çoğu insanın, yani bu büyük gördüğümüz insanların birçoğunun böyle bir imkanı yok. Çok büyük zaman kayıpları olan veya hayatları başarı peşine koştuğu için çok büyük kayıpları var. Aile kayıpları var, mutluluk, huzur kayıpları var. Ve geceleri çoğunlukla uyuyamıyorlar. Yani büyük büyük kaygılar yaşadığı için. Ben 7 sene Gaziantep'te çalıştım. Gaziantep ilimizde biliyorsunuz, yani Türkiye'nin sanayisinin en önde olan şehirlerden birisi. Gerçekten çok çalışkan bir şehirdir.
ve geleceğe ve sanayiye çok büyük bir yatırım yapar. Ve her şey, yani ikinci bir İstanbul diyebilirsiniz. Bazen İstanbul'dan bile çok çok daha ileri olan teknolojisi vardır. Ben işimden dolayı orada ihracatta ön planda olan birçok iş adamıyla çalışma imkanım oldu. Yönetim kurulu üyelerimizdi. Ve biz ayda bir araya geliyorduk. Bazen yemekte bir araya geliyorduk. Bazen toplantılarda. Ve sohbetlerimiz oluyordu. Ve ben şunu gördüm. Yani hiçbirinde huzur yok. Her birinde bir kaygı var. Ya burayı koruyamazsam kaygısı var. Çoğu çocuğunu bile görmüyor. Hatta çocuğun kaç yaşında olduğunu bilmiyor. Yani bilirseniz direkt güneyde çocuk sayısı çok fazladır. Bazen 5 çocuk çocuk değildir yani. Çok daha üstünde çocuk sayıları da vardır. Ne okuluyla ilgilenir, ne kaç yaşında olduğuyla ilgilenir. Yani tamamen varıyor o iş ortamıdır. Ve o ortamı koruyabilmektir. Ve bunları birebir konuştuğumda ben bunu o kadar belirgin bir şekilde hissettim ki. Yani baktığımızda aslında hiçbirinin bizden farklı olmadığını gördüm. Yani sonuçta biz insanız. Bir organizmadan yapılmışız. Yani çok çok zayıf bir organizmadan yaratılmışız ve pamuk ipliğine bağlıyız. Yani bugün yarın başımıza ne geleceğini bilemeyiz. Bir karbon elementiyiz. Yani bu da çürüyebiliriz yani. Sonuçta yok olabiliriz. Bizim kendimize atfettiğimiz özellikler çok çok yüksek olsa da aslında Allah bizi bilerek aciz yaratmış. Yani aciz olmamız bizi bu yola sürüklüyor. Yani aciz olalım ki kalıcı olduğumuzu düşünmeyelim. Yani bütün yaratılışın amacı odur. Ama biz ne yazık ki yani birçok şeyin peşinden koşarken bu gerçeği unutuyoruz. Yani zannediyoruz ki her şey bizimle kalacak. Yani özümüzden uzaklaştığımızda mutluluğu, huzuru yakalayacağız. Ama hayır, yani bu amaç bu değil. Yani sabah kalktığınızda sizi kaldıran, yatağınızdan kaldıran amaç zenginlik, yakışıklılık, güzellik, çok çok büyük bir varlık değil, başarı da değil. Sizi insan yapan ne? Sizi o günü hazırlayan ne? Yani biz bir puzzle oyunu gibiyiz. İçinde neler vardır? Küçük küçük parçalar vardır ve o parçaları tamamlamak zorundayız. Ve hepimizin bir yeri var bu dünyada. Yani birimiz sizin o çok üstün gördüğünüz yeteneklere sahipken bazılarımız olmak olmamalıyız. Yani aradaki o dengeyi o şekilde kurmalıyız. Yani o denge kurulursa hayatın bir anlamı var. Ama bu da her şeyin sonu demek değil. Yani bu bizim kendimize dönüp acaba ben insan olmanın neresindeyim sorusunu sormamız gerekiyor. Yani bu yetersizlik duygularıyla baş etmeye çalışırken biz bu soruyu unutuyoruz. Ve kazandığımız başarıların da tadına varmıyoruz. Yani bu da imposter sendromu denilen bir sendrom. Ne kadar başarılı olursanız olun kendinizi hep aşağıda hissetmek. Yani sanki onlar tesadüfmüş gibi hissetmek zorunda kalırsınız. Yani bu da başarınızın tadınızı çıkarmanızı engeller. Bu da neden? Kendimizi yetersiz görmemizden. Yetersiz olabiliriz. Yani bu hiçbir şeyin sonu değil. Yani hiç kimse hiçbir şekilde tam olamaz. Ve tam olmaya çalışırken de hiçbir zaman o yola ulaşamaz. Benim bir felsefe hocam vardı. Ahmet İnan ODTÜ'de bölüm başkanı, felsefe bölüm başkanı. Uğur Mumcu yazarlık kurslarında da kendisinden ders alma imkanım oldu. Gerçekten çok çok değerlidir. Derslerinden birinde dedi ki, hiçbir şekilde tamamlanamayacaksınız dedi. Yani bunun için uğraşmayın. Yani birine ulaştığınızda öbür zorluk çıkacak, öbür kapı çıkacak karşınıza. Yani o yüzden kendinizi de üzmeyin. Tamamlanmama halinin insan olduğunuzu, ispat hali olduğunu kabullenin ve buna göre yola çıkın. Yani bugün dünya üzerinde, yani özellikle bizim Türk yapımızda böyle bir kayıp var. Çünkü aileden ve okullardan yetersizlik duygularıyla yetiştiriliyoruz. Yani yeteneklerimizi bilmeden, keşfetmeden yetiştiriliyoruz. Ve olan şeyleri de görmüyoruz. Yani hep bir başkasının elindeki bize her zaman çok daha cazip geliyor, çok daha çekici geliyor ve hep onun peşinden koşuyoruz. Yani peşinden koşarken de aslında kendi gerçekliğimizden kaçıyoruz. Yani aile yapımız da bu şekilde. Yani annelerin, babaların hedefleri hep çok çok yüksek. Yani o çocuklara baktığınızda o hedefleri gerçekleştirmesi imkansız. Ama o çocuğun başka bir yeteneği vardır. Ve o yetenekten kopup biz başka alanlara gönderiyoruz. Yani başka alanlarda başarı sağlamasına çalışıyoruz. Ama o çocuğun mutsuz olmasına neden oluyor. Hayallerinin ulaşmasına engel oluyor. Ve ne yazık ki bundan da hani çevre baskısıyla vazgeçmiyoruz. Yani bir sürü sınavımız var. Üniversite sınavımız var. Direkt ortaokul sınavlarımız var, lise yerleşme sınavlarımız var. Yani oradaki başarıya göre çocuğu değerlendiriyoruz. Ve tabii temelden de çocuk bu duyguyla yetiştiği için kendi özbenliğini yakalayamıyor, kendi farklılığını yakalayamıyor ve hayat bu şekilde devam ediyor. Ben şöyle görüyorum, yani hayat akarken hani zorluklar yaşayabiliriz. Bu son derece normal. Yani bunu çok çok üstün olarak gördüğümüz insanlar da yaşayabilir. Önemli olan buradan nasıl çıktığımız, hangi yola çıktığımız. Ben biyografi kitaplarını çok okurum. Yani kitapçıya gittiğimde gözüm hemen biyografi kitaplarını arar. Bir film ararken de hemen bir biyografi kitapları gözümü arar. Ve sık sık ara ara okurum. Mesela şu an okuduğum
daha doğrusu daha önce ara ara okuduğum Özcan Erdoğan'ın derleyip toparladığı Dahiler ve Aşıkları, Liderler ve Aşıkları. Bu dünya üzerindeki bütün gelmiş geçmiş en büyük dahilerin aşk hayatlarının yanı sıra kendi hayatlarını da esas alan bir çalışma. Ara ara bakıyorum ben, yani çok iyi yazarlar tarafından dile getirilmiş ve çok güzel kaleme almış. Hem edebiyat alanında, müzik alanında başarıya ulaşmış kişilerin birebir olarak hayatlarını kendi gerçekliğiyle ele almış. Ve baktığınızda yani hiç kimsenin hayatı zor değil. Yani buradaki insanlar, mesela burada size birkaç tane isim okuyacağım. Louis Aragon, bu bir şair. Marie Curie, biliyorsunuz fizikçi. Salvador Dali, biliyorsunuz ressam. Albert Einstein, zaten bilmeyenimiz yoktur. Van Gogh, büyük bir ressam. Öldükten sonra değeri anlaşıldı ve kendisi bunu hiç yaşamadı. Nazım Hikmet, Frida Kahlo, bu da ressam biliyorsunuz. Pablo Picasso ve William Shakespeare. Oscar Wilde, yani bunlar hep yazarlık alanlarında ve sanat alanlarında büyük büyük başarıları imza atmış olan insanlar. Ve ben bunlara baktığımda, yani hiçbirinin hayatının böyle ip gibi gittiği görmüyorum. Yani çok büyük mücadele var, çok büyük zorluklar var, çok büyük zorlukların içine doğmuş kimisi. Kimisi sağlık sorunlarıyla uğraşmış, kimisi akıl hastanesinde kendini bulmuş. Albert Einstein, yani dünyanın en zeki insanı ama aile konusunda inanılmaz şanssızlıkları var. Bir oğlu şizofren teşhisiyle akıl hastanesinde 40 küsur yaşına kadar kalıyor ve orada hayatını kaybediyor. Sigmund Freud, psikanalistin babası, bu psikanalizi keşfi de tamamen kendi ailesinde yaşadığı karışıklıklardan ve kendi yaşadığı o mutsuzluklardan, huzursuzluklardan bulmuş birisi. Ve hayatının sonunu sağlık sorunlarıyla geçiriyor ve kendi Yahudi olması nedeniyle 2. Dünya Savaşı'nda büyük büyük şiddete ve zulümlere maruz kalıyor ve hayatını bir şekilde devam ettiriyor ama sonunda sağlığını da kaybediyor. Yani hiç kimsenin hayatı bir zirveye çıkmış insanlar olarak düşünüyoruz bunu. Liderlerde de aynı şekilde ve bizim en büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk bir gün olsun huzurlu bir gün geçirmemiştir. Hep hedefleri vardır, hep hedeflerine doğru gider. Ve hiç kendi yatağında ölen yoktur. Yani ailesi çevresinde ölen yoktur. Hep büyük bir mücadelesi vardır. Ve o resmi kazdığınızda, yani o başarı resmini kazdığınızda altında çıkan büyük bir yalnızlıktır. Ve bu insanlar bununla mücadele etmiştir. Yani biz onları düşünüp kendimize tamam örnek almalıyız ama yaşadığı zorlukları da gözden kaçırmamalıyız. Ve biz amacımıza giderken gittiğimiz yolda bu mücadeleden vazgeçmemeliyiz. Yani o insanların bizden farkı kesinlikle vazgeçmemeleri, hep yeni yeni çözümler bulmaları. Yani benim bu kitapları okumamın nedeni, elbette nasıl hayat yaşamışlar, ne kadar acı dolu hayat yaşamışlar anlamında okumuyorum bunları. Yani nasıl çıkmışlar bu sorunların içerisinden, nasıl yol almışlar ve nasıl çözüm bulmuşlar, en ümitsiz anlarında nasıl ümitlerini kaybetmemişler. Çünkü okuduğumda hissettiğim en derin şey ümit. O ümit asla gitmemiş. Her sabah yataklarından kalktıklarında ne kadar büyük mutsuzluk olursa olsun o duygudan asla vazgeçmemişler ve yollarına devam etmişler. Ve tam başarıya ulaştığı anda da geri çekilmemişler. Biz bunu yapıyoruz. Başarıya ulaştığımızı hissettiğimiz anda belki bilinçaltı olarak kendimizi geri çekiyoruz. Yani o yüzden kendi gerçekliğimizi değerlendirirken bunları göz önüne almamız lazım. Yani hiçbir şey göründüğü gibi değil. Yani o kuğu kuşunu, yani bir gün inşallah Ankara'da olanlar biliyordur, dışarıdan gelenler veya bir videosunda izlerseniz, yani o kadar masalsı gider ki. Yani bakar ve büyülenirsiniz ama altta çok büyük bir mücadele var. Biz bunu görmüyoruz ve yok sayıyoruz. Yani bunları yok saymadan kendi hayatımızı uyarlamamız gerekiyor. Yani bu hakkı kendimize tanımamız gerekiyor. Ve kendi gerçeğimizi, kendi amaçlarımızı bu hayatta gerçekleştirmemiz gerekiyor diyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bana vakit ayırdığınız için çok çok teşekkürler. Bu arada yine çok oluyorum ama yine bir tatilde olacağım. 2 hafta yeniden ara. Belki tatil videolarımla tekrar görüşme imkanımız olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.